أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. Arkadaşlar Zilhicce ayına girmiş durumdayız. Bugün bir Zilhicce. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Fecr suresinde vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr diye başlıyor malum. 10 geceye yemin ediyor. O üzerine yemin edilen 10 gecenin Zilhicce'nin ilk 10 gecesi olabileceğine dair tefsirlerde, yorumlarda mevcut malum. Ayrıca o tefsirlerdeki yorumları bir kenara bırakacak olursak, Peygamber Aleyhisselam'ın sabit, bugünlerde yapılan ibadetlerin Allah katında tek değerli olduğuna dair hadis-i şerifleri var. Özellikle hac farizası için Hicaz topraklarında, efendim Mekke-i Mükerreme'de olanlar hariç, özellikle Arefe günü orucu, efendim 2 yıllık günahına kefaret olur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam kişinin. Tabi burada hadisi doğru anlamak lazım. 2 yıllık günahına kefaret oluyor derken, birincisi burada biz küçük günahları anlıyoruz. İkincisi bu hadis-i şerif bize şunu söylemiyor. Yani siz küçük günahlar işleyin işleyin de bir günlük oruçla sildirirsiniz falan demek istemiyor. Burada nedir? Cenab-ı Hak rahmeti gazabından önde. وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْهُهَا diyor değil mi Peygamber Selam? Yani yaptığın bir kötülüğün peşinden bir iyilik yap ki o iyiliğin o kötülüğü silsin. Dolayısıyla nasıl burada da bir kötülük yap, ardından bir iyilik yaparsın, onu silersin demek istemiyorsa Peygamber Aleyhisselam, insan olmanın doğal neticesi bir takım seyyielere bulaşmak. Ha, ama asıl olan günahlı kalmak değil, arınmanın yollarını aramaktır. Dolayısıyla o açıdan Peygamber Aleyhisselam orada bir reçete sunuyor. Bu efendim Arefe günü orucuyla ilgili rivayeti de öyle anlamak lazım. Peki, şimdi geçen haftaki dersimizde biz arkadaşlar Ali İmran suresi 144, 145, 146 ve 147. ayeti kerimelere başlamıştık. 144 ve 145'in efendim mealini verdik. Hatta dedik ki bu iki ayetin tefsirini okuyalım. Ondan sonra 146 ve 147'yi, peşinden gelecek olan 148'i tekrar meallendiririz demiştik. 145. ayeti kerimenin tefsirinde kaldık. Ayeti kerimelerimizi bir hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma Muhammedun illa rasul kad halat min qablihi rusul efe immate ev kutile inkalabtum ala a'kabikum ve men yenkalib ala akibeyhi felen yedurrallaha şey'e ve seyeczillahu şakirin. Mefhum. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهَا مِنْهَا وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. Bunu da meallendirdik fakat bu ayeti kerimenin tefsirinde kalmıştık ki ekranda da gözüküyor. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ İlla bi iznillahi kitaben muaccala. Ey la yamutu ahadun illa bi kaderillahi. Yani bu ayet-i kerime bize hiç kimsenin Allah'ın takdirinin dışında ölemeyeceğini, herkesin Allah'ın takdiriyle belirlediği, takdir ettiği zaman ve mekanda öleceğini haber veriyor. Ve hatta yestevfiyel muddete allati darabaha Allahu lehu. Yani hiç kimse Allah'ın takdiri olmaksızın ve Allah'ın kendisi için belirlediği süreyi tamamlamaksızın ölmez. Ve lihâzâ kâle, işte bu efendim manayı pekiştirmek için Cenab-ı Hak ne dedi? Kitâben muaccelen. Yani belirlenmiş, zamanı belirlenmiş bir yazgı olarak. Ke kavlihi, nitekim aynı vurguyu şu ayeti kerimede de görebiliyoruz. Ve mâ yu'ammeru min mu'ammerin وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ اِلَّا فِي كِتَابٍ. Hiç kimsenin ömrü uzatılmaz ve hiç kimsenin ömründen kısaltılmaz ki bir yazıda olmasın.
İki olumsuzluktan bir olumlu çıkararak şöyle bir meal yapabiliriz. Evet. Ömrü uzatılan herkesin bu ömrünün uzatılması da, ömrü kısaltılan herkesin ömrünün kısaltılması da fi kitab, bir efendim kitapta yazılıdır. Peki. Ve ke kavlihi huvellezî halakakum min tînin sümme kadâ ecele ve ecelun müsemmen indeh. O sizi çamurdan yarattı. Sümme kadâ ecele. Sonra bir süre tayin etti. Ve ecelun müsemmen indehu. O belirlenmiş, müsemma olan ecel indehu, Allah'ın katındadır. Onu başkası bilemez. Ve hâzihil âyetu fîhâ teşci'un lilcübenâ'i ve terghîbun lehum fil qitâli fe innel iqdâme vel ihcâme lâ yenqusu minel umuri ve lâ yezîdu fîhî. Şimdi bu ayeti kerimede diyor, şöyle bir mesaj var. Fihi dedi o. Ve mâ kâne li nefsin en temûte illâ bi iznillâhi kitâben muaccelâ ayetinde şöyle bir mesaj var. Neymiş o? Fîhe teşci'un lilcübenâ'i ve terghîbun lehum fil qitâli. Korkakları savaşmaya teşvik ve bir teşci cesaretlendirme vardır. Tergib teşvik diyelim. Teşci'a da cesaretlendirme. Yani bu ayeti kerimede korkak, savaşmaktan korkanlar savaşmaya teşvik ediliyor ve cesaretlendiriliyor. Niye? Fe innel ikdame vel ihcame, zira el ikdame ileri atılmak vel ihcame geri durmak, la yenqusu minel umuri ömrü eksiltmez ve la yezidu fihi ömrü artırmaz da. Burada lefzu neşri ne var? Mürettep var değil mi? Fe innel ikdame la yenqusu minel umuri vel ihcame la yezidu fihi. O oraya bakıyor yani. Dolayısıyla lefzu neşri mürettep olmuş oluyor. İleri atılmak ömrü kısaltmaz, hani ölürse. Geri kalmak, efendim, savaştan el çekmek, geri durmak daha doğrusu. İhcam, geri durmak da la yezidu fihi fil umur, ömrü uzatmaz. Kemâ rava ibn-i Ebi Hatim an Habib ibn-i Sohben kâle, kâle raculun minel muslimîne ve huve hucru ibn-i Adî. Müslümanlardan bir kişi şöyle dedi diyor. Habib bin Sohben aktarıyor bu hadisi. Ki bu bir kişi derken de kimmiş o? Hucr bin Adi. Hucr bin Adi arkadaşlar, Peygamber aleyhisselam döneminde hangi savaşlara katıldığına dair kesin bir bilgi yok. Nebi Bozkurt yazmış bu maddeyi şeyde, bir ada arkadaşlar. Ama Peygamber aleyhisselamın vefatından sonra hem Hazreti Ebu Bekir döneminde hem de Hazreti Ömer döneminde savaşlara katılmış. Hazreti Ömer döneminde bu Anadolu topraklarına doğru açıldıklarını da düşünelim. İşte o seferlerinden birinde diyor ki yanındaki askerlere, erata öyle diyelim. مَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تَعْبُرُوا اِلَى هَا اُلَٰئِ الْعَدُوِّ هَذِهِ النُطْفَةَ يَعْنِي دِجْلَةَ. Nutfe su. Dicle nehrini kastederek, işaret ederek böyle. Şu nehrin karşısındaki düşmana ilerlemekten sizi men eden nedir demiş asker duraklayınca. مَا يَمْنَعُكُمْ. Sizi hangi şey, ne engelliyor? Neyden? En ta'buru ila ha'ula'il aduvi. Abara ya'buru karşıdan karşıya geçmek demek, malum biliyorsunuz. El ubur. Abra li internet deniyor şimdi mesela. Ha. Karşıda, Dicle'nin karşı tarafında düşman. Karşıdaki düşmana, ki zaten gerisinde söylüyor. Hevihin nutfate. Yani Dicle'te. Bu Dicle nehrini kastederek bu nehrin karşısındaki düşmana geçme hususunda sizi engelleyen nedir? Şimdi burada şöyle bir şey gelebilir aklınıza. Yani mâ yemne'uküm, engellemez desek. Yani engellemez, engellemesin manasında. Nefi suretinde nehi, engellemesin manasında engellemez desek. Faili de hâzihin nutfetu yapsak olabilir mi? Cümle buna müsait. Çünkü her ne kadar fail müennes, مَا يَمْنَعُدَكِ fiil efendim müzekker olsa bile fiil ile fail arasına malum fasıla girince fiil fail uyumu caiz oluyor değil mi? Uyumsuzluğu da caiz oluyor tabiri caizse. O zaman şöyle okuruz. مَا يَمْنَعُكُمْ
en te'buru ila haulâil aduvvi. Şu düşmana geçmenizi, şu karşı taraftaki düşmanlara doğru yürümenize engel olmaz. Ne engel olmaz? Hâzihin nutfetü. Şu su. O da nedir? Yani Dicle'te. Dicle'yi kastederek. İlk tercümemizi esas alırsak, sizi şu suyun karşısındaki düşman tarafına geçmekten engelleyen nedir dedi ve ardından ve ma kana li nefsin en temuta illa bi iznillah kitaben muaccala ayetini okudu. Summa aqhama farasahu Dicle'te. Sonra atını Dicle'ye sürdü. Felemma aqhama, bu Hucr bin Adi atını Dicle'ye sürünce aqhama nasu, diğer askerler de sürdüler. فَلَمَّا رَآهُمُ الْعَدُوُّ, karşı taraftaki düşmanlar bunları görünce kalu, dediler ki divan. Divan arkadaşlar Farsça bir kelime. Div kelimesinin cemisiymiş. O da el-ifrit, el-ifritul kebir demek. Div el-ifritul kebir. Ya bunlar cin gibi adamlar, kaçalım bunlardan demişler yani. Şimdi diyor ki فَلَمَّا رَآهُمُ الْعَدُوُّ, karşı taraftaki düşman bu Müslüman askerlerin atlarını Dicle'ye sürdüklerini görünce dediler ki kalu divan, yani hum divan, feharabu ve kaçtılar diyor. Şimdi bu Hucr bin Adi arkadaşlar acıklı bir maddesi var. Diaya bakın. Onu bir şey yapın. Hazreti Ali'yi lanetlemeye zorlandığı, efendim lanetlemediği için de Hazreti Ali'yi taan edenlerden olmadığı için de öldürülenlerden olduğu ifade ediliyor maddede. Acıklı bir maddesi var. Bakmanızda fayda var. Onu da size havale etmiş olalım. Nebi Bozkurt yazmış. Diyada da var. Peki. وَقَوْلُهُ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. Her kim dünya sevabını isterse ona ondan veririz. Ona onu veririz değil bak. Dünya sevabı derken dünya menfaati burada. Her kim dünyevi faydayı, dünya faydasını isterse ona ondan veririz. Hepsini veririz değil. Allah dilediği kadar veriyor. Aşağıda söyleyecek zaten. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ, kim de ahiret sevabını arzularsa نُؤْتِهِ مِنْهَا, ona da ondan veririz. Ey, مَنْ كَانَ عَمَلُهُ لِلدُّنْيَا فَقَطْ, kimin ameli, eylemi, uğraşı sadece dünya için olursa nâle minhâ mâ kadderahullâhu lehu, o dünyevi menfaatten Allah'ın kendisine takdir ettiği kadarına nail olur. Ve lem yekun lehu fil âhireti nasibun, ama ahirette onun bir payı, bir nasibi söz konusu olmaz. Ve men kasada bi amelihi eddâral âhirete, kim de eylemiyle, ameliyle ahiret yurduna yönelir, ahiret menfaatini, ahiret faydasını gözetirse e'tâhu allâhu minhâ, Allah Teala ahiret sevabından ona verir. Neyle birlikte? Me'amâ kaseme lehu fid dünya, dünyada kendisi için taksim ettiği nasibiyle birlikte ahiret efendim mükafatını da verir. Kemâ kâle teâlâ, nitekim Cenab-ı Hak Şura suresi 20. ayette ne buyuruyor? Men kana yuridu harfel ahireti, kim ahiret kazancını isterse nezid lehu fi harfihi, biz onun kazancını onun için arttırırız. Nezid lehu, onun için arttırırız fi harfihi, kazancını. Ve men kana yuridu harfed dunya, kim de dünya kazancını arzularsa nu'tihi minha, ona da ondan veririz. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ, ama onun ahirette, onun için ahirette herhangi bir nasip, bir pay yoktur. وَقَالَ تَعَالَى, yine Cenab-ı Hak İsra suresinde ne buyuruyor? مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Peki, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ, kim peşin olanı isterse, yani dünyevi menfaati isterse, accelna lehu, o kimse için peşin veririz. Fiha, o acilede, dünyada yani,
Neyi veririz? Ma neşa'u, dilediğimizi. Ama lehu'den her isteyene verir miyiz? Hayır. Limen nuridu. Oradan bedel yapıyoruz. Limen nuridu. Her kim dünyayı arzularsa, dünyayı arzulayanlardan dilediğimiz kimse için dilediğimizi peşin veririz. Dilediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi peşin veririz. Sümme cealnâ lehu cehennem. Sonra cehennemi ona tahsis ederiz. Cealnâ lehu cehennem. Cehennemi onun için var ederiz değil. Cehennem zaten var. Dolayısıyla cehennemi ona kılarız denmez Türkçe'de. Tahsis ederiz. Yaslâhâ mezmûmen medhûrâ. Burada da zaten cehennemi ona tahsis ederiz derken diğerlerinden alıp ona veririz anlamında değil. Bir anlamda bir korkutma var burada aslında. Yaslâhâ mezmûmen medhûrâ. O kişi cehenneme kınanmış ve aşağılanmış. Medhûr, Allah'ın rahmetinden tard edilmiş olarak, sürülmüş, uzaklaştırılmış olarak girer. وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ. Kim de ahireti arzular, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Ve gayretini ahiret için yaparsa, ahiret için gayret ederse, وَهُوَ مُؤْمِنٌ. İnanarak. Yani ahireti bir defa arzulamanın ve ahiret için çalışmanın zemininde iman olacak. Dolayısıyla bu ayet bize şeyi de gösterir aslında. Kur'an ve sahih sünnetin belirlediği ölçüler içerisinde amel etmeyen kimselerin amellerinin ahirette herhangi bir karşılığının olmayacağını da gösterir. Mümin olma şartı. وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Kim ahireti arzular ve inanmış olarak ahiret için çalışırsa فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. İşte sa'ileri meşkûr olanlar bunlardır. Yani gayretleri karşılık bulacak olanlar bunlardır. Peki. Şimdi diyor ki وَهَاكَذَا قَالَهَا هُنَا. İşte aynen bu şekilde Cenab-ı Hak da diyor bu مَا نَحْنُ فِيهِمِزْ olan ayeti kerimede ne buyurdu? وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. Yani şükredenleri efendim mükafatlandıracağız. Ey سَنُعْطِيهِمْ مِنْ فَضْلِنَا وَرَحْمَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِحَسَبِ شُكْرِهِمْ وَعَمَلِهِمْ. Hem dünyada hem de ahirette bizim lütfumuz ve fazlımız, rahmetimizden onların şükürleri ve amelleri ölçeğinde karşılıklarını vereceğiz. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُسَلِّيًا لِلْمُؤْمِنِينَ عَمَّا كَانَ وَقَعَ فِي نُفُوسِهِمْ يَوْمَ اُحُدْ. Şimdi ardından diyor Cenab-ı Hak Uhud günü Müslümanların iç alemlerinde oluşan o zihin bulanıklığından onları teselli etmek üzere şöyle buyurdu. Hani neticede bir inkisar yaşandı orada. O inkisar neydi? Yani biz Bedir'de galip gelmiştik ama burada mağlup olduk. Acaba Allah yardımsız mı bırakacak? Bir bu idi mesela. Bir de tabii orada ne oldu? Aşağıda değinecek efendim İbni İshak'tan çok güzel bir yorum var. Hazreti Peygamber'in talimatına uymadıkları için Okçular Tepesi'ni terk ettiklerinden dolayı bir yenilgi yaşanmıştı. Ona da efendim o yenilgiden sonra da Cenab-ı Hak bir mesaj veriyor bu ayeti kerimesiyle. Şimdi hakikaten İbni İshak'ın yorumu çok hoşuma gitti. Benim vakıf mealinin bizim mealide tam ona tetabuk ediyor. Diyor ki Rabbimiz وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. Ribbiyyun, Rabbani kelimesi de var Kur'an'da. Ribbiyyun de var. Allah erleri demek bu. Rabbe mensup. Allah adamı yani. Rabbiyyune diye okuyanlar da var burayı zaten. Nesefi'de o şeyde tefsirinde söylüyor. Bu kıraatlerle alakalı Alusi'de de genişçe bulabiliyoruz malum. Rabbiyyun yani Rabbe mensup. Hatta Rabbaniyyun okuyanlar da olmuşlar. Neyse. Ve ke'eyyim min nebiyyin. Ke'eyyin kethirun minel enbiya'i demektir arkadaşlar. Ke'eyyin min nebiyyin. Nice peygamberler var ki pek çok peygamberler katele çarpışmışlardır. Şimdi burada katelenin faili neresi? Bu
İbni Kesir pek bunlara girmiyor ama ve keeyyin min nebiyyin katele ma'ahu ribbiyyune kefir. Hiç zorlamadan önce şöyle bir tercüme yapabiliriz. Nice peygamberler var ki katele ma'ahu, o peygamberle birlikte çarpışmıştır. Kim? Ribbiyyune kefir. Pek çok Allah erleri çarpışmış. Bir böyle tercüme edilebilir. Ki bizim tercümelerde var bu. Kendileriyle birlikte Allah erlerinin çarpıştığı nice peygamberler vardır. Ya bu anlamda zaten katele ma'hu cümlesi sıfat oluyor. Ama bizim şey sıfatı mevsufa bağlamamış, meallerde ayırmışlar. Öyle peygamberler vardır ki onlarla birlikte pek çok ribbiler, yani Allah erleri çarpışmışlardır. Peki bu böyle olabilir. Ama bir de şöyle de olabilir. İrab-ı Kur'an'lara baktığımızda mesela Muhyiddin Derviş burayı şöyle irab etmiş ki bizim vakıf meali de zaten buna tetabuk ediyor. Semin el-Halebi değişik irab vecihleri üzerinde durmuş. Biraz evvel bizim yaptığımız gibi de yapmış. Yani katele me'ahu ribbiyyune kefir. Ribbiyyune katelenin faili oldu. Katele me'ahu, katele hasilen me'ahu, yani o peygamberle birlikte olarak çarpıştı. Me'ahu bu durumda ne olur? Me'ahu hal olur değil mi? Ha. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ve ke'eyyin min nebiyyin katele. Ki ke'eyyin kemir haberiye oluyor. Müpteda yani. Min nebiyyin temyiz. Katele ne oldu katele? Haber oldu. Nice peygamber çarpışmıştır. Katelenin faili kim oldu burada? Hüve zamiri nebiye dönüyor. Ha, peki nice peygamberler çarpışmıştır. Ne oldukları halde çarpışmışlardır? Me'ahu ribbiyyune kesir. Me'ahu mukaddem haber. Ribbiyyune kesir muakhar mukteda. Anladık değil mi olayı? Ha. Beraberlerinde pek çok Allah erleri olduğu halde nice peygamberler çarpışmıştır. Bakın şimdi hemen açıyorum. Ben bunu şeyi fotoğrafladım dersten evvel. Çabuk ulaşayım diye. Bizim vakıf meali tam bu manayı yansıtıyor. Diğer meallerde mesela Diyanet eski meali, o Ali Özekler'in meali şöyle demiş. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı. Fail kim? Ribbiyyune. Yeni meal Halil Altuntaşlar'ın nice peygamberler var ki beraberlerinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar. Savaşmanın faili kim oldu burada? Nebiler oldu. Bakın vakıf meali şöyle daha akıcı bir şeyle yansıtmış. En azından bana öyle geldi. Nice peygamberler vardı ki, geçmişten bahsediyor ya, nice peygamberler vardı ki beraberinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar da, savaşan kim? Peygamberler. Bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik göstermediler. Şimdi elhasıl meali şöyle toparlayacak olursak. İki türlü anlam, zaten meal eşittir Kur'an değil. Bak burada da görüyor muyuz? İki türlü anlamak mümkün burayı. Ve ikisi de doğru bunun. Ama ikisinin farklı anlam incelikleri var. Şimdi diyor ki müellifimiz, şuradan alalım. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ribbiyyune kesir. Kıyle ma'nahu kem min nebiyyin kutile. Yani katele demek çarpıştı ve öldürüldü. Kem min nebiyyin, nice peygamber kutile, öldürüldü. Ve kutile ma'ahu ribbiyyune min ashabihi kesirun. Ve onunla birlikte ashabından pek çok Allah erleri de öldürüldü. O zaman şöyle bir mana çıkıyor değil mi? Çarpışıp öldürülen ve kendisiyle birlikte pek çok Allah erlerinin de öldürüldüğü nice peygamberler var. Sıfat. Ve hâzel kavlu huve ihtiyaru İbn-i Cerîr. İbn-i Cerîr et-Taberî bu manayı tercih etmiş. Vakîle bir de şöyle denmiş. Ve kem min nebiyyin kutile beyne yedeyhi min ashabihi ribbiyyûne kefîr. وَكَمْ مِنْ نَبِيِّنْ Nice peygamber var ki قُتِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ O ma'ahuyu beyne yedeyhi gibi söylüyor. Bakın bu da farklı bir mana. O peygamberin huzurunda, önünde öldürüldü.
min ashabihi ashabından ribbiyyune kesir. Pek çok Allah adamları. Huzurunda pek çok Allah erlerinin öldürüldüğü, pek çok ashabının öldürüldüğü nice peygamber var. Hani burada zaten neden bu manaya gidiyoruz? Uhud'da 70 şehit vermedik mi? Bak, bu mananın arka planında o var. Şimdi sonradan geldi ayeti kerime müselliyen dedi zaten. Sahabeyi teselli ediyor. Çok kayıp verdiniz. Eyvah, işte biz bir hata işledik. Zaten o okçulardan 43 tanesi şehit oldu. 7 tanesi kaldı sadece. Ama hata toplumsal olarak hepimizin, bizim yani. Dolayısıyla içimizde böyle bir şey var efendim. Şimdi diyor ki huzurunda nice Allah erlerinin çarpışıp da parantez içinde öldürüldüğü nice peygamberler var. Bu da ikinci bir görüş arkadaşlar. O zaman peygamberahu'yu beyne yedehi diye tevil etti. Peygamberin huzurunda öldürüldü. Kim? Ribbiyyune kefir. Peki. Şimdi bir şey söyleyecek arkadaşlar. Ve kelamu İbni İshak fissirati yaktadî kavlen âhar. İbni İshak'ın diyor siresindeki görüşü yaktadî kavlen âhar. Başka bir sözü gerekli kılıyor. Yani İbni İshak'ın siresinde efendim bahsettiği efendim ele aldığı tevil şunu, şöyle bir yorumu gerekli kılıyor. Kale, İbn-i İshak demiş ki, ey ve ke'eyyin min nebiyyin esâbehul katlu ve ma'ahu ribbiyyûne ey cemaatun fema vehenu ba'de nebiyyihim ve ma ba'ufu an aduvvihim ve mestekânu lima esâbehum fil cihâdi anillahi ve an dinihim. Bakın çok güzel bir mana bu da. Neticede Hazreti Peygamber öldürüldü diye şaia yayıldı ya. Peygamber öldürüldü diye şaia yayılsa bile siz dağılmayın demek istiyor. Ve kelamu İbni İshak fissira yaktadî kavlen âhar. Kale ey ve ke'eyyim min nebiyyin. Nice peygamber var ki esâbehül katlu. Kendisine ölüm isabet etti. Yani tarihte ölen nice peygamberler vardır. Ne oldukları halde ve ma'ahu ribbiyyune. Ha beraberinde pek çok ribbiler yani Allah adamları olduğu halde yanında ordusu varken tabiri caizse öldürülen nice peygamberler vardır. Ey cemaatün diyor zaten. Fema vehenu ba'de nebiyyihim. Ama o topluluklar peygamberleri öldürüldükten sonra gevşemediler. Ve ma zaufu an aduvihim. Düşmanlarına karşı zaaf göstermediler. Ve mestekanu boyun eğmediler. Ne sebeple? Lima asabahum fil cihadi cihatta kendilerine isabet eden, dokunan zarar sebebiyle boyun eğmediler. Burada boyun eğmek manası yok birincisinde. Aşağıda gelecek o. Ve mestekanu meskenet göstermediler. Yani bıkkınlık göstermediler. Ne sebeple? لِمَا أَصَابَهُمْ فِي الْجِهَادِ Cihatta kendilerine isabet eden bir takım haller sebebiyle bıkkınlık göstermediler. Neyden? عَنِ اللّٰهِ وَعَنْ دِينِهِمْ Yani Allah için ve dinleri için çarpışmaktan meskenet göstermediler, bıkkınlık göstermediler. وَذَٰلِكَ السَّبْرُ İşte sabır budur diyor. Yani o zaman bu üçüncü yorum da Uhud sürecine tetabuk ediyor. Yani Muhammed öldürüldü diye şaia yayılabilir. Velev ki öyle olsa bile siz onun şahsı için değil, onun efendim dini için çarpışıyorsunuz. Devam etmeniz lazım. Tarihtekiler devam ettiler diyor. Vallahu yuhibbus sabirin. Cenab-ı Hak sabredenleri sever. Bu üç manayı bir toparlayalım mı? Birincisi neydi? Birinci mana şuydu. İbn-i Cerir'in de tercih ettiği mana neydi? Beraberinde pek çok ashabı, Allah erleri öldürülen ve kendisi de öldürülen nice peygamberler vardır. Kateleyi kutile manasına getirmişti. İkinci mana neydi? Gözünün önünde, öyle diyelim, beyne yedehi, güzel bir Türkçe olmaz mı? Gözünün önünde pek çok ashabı öldürülen nice peygamberler vardır. Üçüncü mana ne? Üçüncü mana da şuydu. Ve ma'ahu ribbiyyune kethir gibi. Aslında şöyle bir itiraz etmeniz lazımdı. Eğer bu cümle hal cümlesi ise
ki zaten şimdi diyecek orada diyor ki fece'ale kavlehu ma'ahu ribbiyyune kethir halen. İbn-i İshak bu ribbiyyune kethir cümlesini hal olarak kabul etti bu üçüncü tebliğde. Zaten Muhyiddin Derviş'e bakıyoruz, o direkt hal demiş. Bu mana herhalde kendisine daha kuvvetli geldi. Semînel halebi diğer vecihleri de vermiş, hal vecihini de vermiş. Niye vav-ı haliye yok denirse diyor. Şundan dolayı diyor. Me'ahudeki hu zamiri hali zilhale bağlıyor zaten. Hali zilhale bağlıyor. Peki zilhal marife olmayacak mı? Burada marife nerede? Ke'eyyim min nebiyyin kethirun minel enbiyai demektir. Kethirun nekre. Minel enbiyai sıfat ya onun. Nekre kelime sıfat alarak tahsis gördüğü için artık geride gelen cümle onun hali olabiliyor. Nekrelikten biraz neticede müpteda oldu zaten. Bir nekre kelime tahsis görüp müpteda olabiliyorsa hal alması evleviyetle düşünülür değil mi? Ve ke'eyyim min nebiyyin katele katele hüve katele me'ahu ribbi ha haberdeki zamirden de hal olabilir. Bunu da söylüyor ama şeyi de söylüyor. Kethirun min müptedaya da hal yapabiliriz. Çok güzel. İkisi de olur. Peki şimdi mealleri toparlamış olduk. Fece'ale kavlehu ma'ahu ribbiyyune kethir halen. Dolayısıyla bu ma'ahu ribbiyyune kethir cümlesini artık hal olarak kabul etmiş İbn-i İshak'ın bu tevili. وَقَدْ نَصَرَ هَذَا الْقَوْلَ السُّهَيْلِيُّ Bak ne diyor? Süheyli de bu görüşü destekledi diyor. وَبَالَغَ ف۪يهِ Ve hatta çok da mübalağa yaptı. Yani bu esas ayeti vermek istediği mesaj budur dedi diyor. وَلَهُ اِتِّجَاهٌ لِقَوْلِهِ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ Ve Süheyli'nin فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ kısmıyla alakalı pek çok tevilleri var. Onu söylüyor. Yani ittica yönelişi demek. Yani orayı değişik değişik ele almış. Oraya girmiyor. وَكَذَٰلِكَ حَكَاهُ الْاُمَوِيُّ ف۪ي مَغَازِيهِ عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدْ اِبْنِ اِبْرَاهِيمِ وَلَمْ يَقُلْ غَيْرَهُ Ümevi de diyor bu görüşü nakletmiş ve bundan başka görüş de söylememiş zaten. O zaman bu Nesefi de burada bunu en sona bırakarak arkadaşlar sanki şey yapıyor. Kendi meylinin de buna doğru olduğunu hissettiriyor aslında. Ve rava Süfyanü Sevri an İbni Mes'udin ribbiyyune kesir ey ulufun. Şimdi ribbiyyune kesire geçti. Bu ne demek? Oraya onları efendim açıklayacak bize. Diyor ki İbni Mes'ud'dan gelmiş bu. Süfyanü Sevri'yi aktarıyor. Ulufun demek binlerce kişi yani. Binlerce kişi. Peki وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ وَكَتَادَ وَالسُّدِّ وَالرَّبِيعُ وَعَطَاءَ الْخُرَسَانِ الْرِبِّيُّونَ الْجُمُوعُ الْكَثِيرَةُ Bunlar da öyle yorumlamışlar. Pek çok kalabalıklar demektir. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَسَنِ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ اَيْ اُلَمَاءُ كَثِيرٌ Yani pek çok alimler. وَعَنْهُ اَيْدًا Ulema'u suburun yani sumun gibi suburun çok sabırlı böyle alimler ebrarun ve etkiya'u yani iyi ahlaklı ebrar bir sahibi iyi kimseler ve etkiya ve muttaki alimler pek çok alimler diyor o peygamberlerle birlikte savaştı yani kelimenin anlam dünyasına bunların hepsi giriyor elhasıl. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا قَالَ قَتَادَةً وَالرَّبِعْ بِنْ أَنَاسِ وَمَا ضَعُفُوا بِقَتْلِ نَب۪يهِمْ Peygamberlerinin öldürülmüş olması sebebiyle zayıflamadılar. وَمَا اسْتَكَانُوا Peki bura ne demektir? يَقُولُ Kim söylüyor bunu? Rabi bin Enes söylüyor. Yani فَمَرْتَدُّوا عَنْ بَصِيرَتِهِمْ وَلَا عَنْ دِينِهِمْ اَنْ قَاتَلُوا عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ نَب۪يُّ اللّٰهِ حَتَّى لَحِقُوا بِاللّٰهِ وَمَسْتَكَانُوا Bu görüşe göre şu manaya geliyor. Rabi bin Enes'in efendim teviline göre فَمَرْتَدُّوا عَنْ بَصِيرَتِهِمْ وَلَا عَنْ دِينِهِمْ Basiretli
hallerinden ve an dinihim, yani dinlerinin efendim kendilerine yüklediği o vazife bilincinden geri dönmediler. Dinlerinden dönmediler. Oradan bedel femertaddu an dinihim ve la an din şey an basiretihim ve la an dinihim. Yani basiretli duruşlarını kaybetmediler. Basiretlerinden dönmediler bu demek. Basiretli duruşlarını kaybetmediler ve la an dinihim, dinlerinin kendilerine emrettiği o vazife bilincinden geri dönmediler. Ondan bedel en katelu ala ma katala aleyhi nebiyullahi hatta lahiku billah. Dolayısıyla peygamberlerinin savaşmış olduğu şey için savaşmaktan geri durmadılar. Hatta lahiku billah, Allah'a kavuşuncaya kadar. Bu cümleyi tekrar alalım mı? وَمَسْتَكَانُوا يَقُولُ Rabbi bin Enes diyor ki فَمَرْتَدُّوا عَنْ بَصِيرَتِهِمْ وَلَا عَنْ دِينِهِمْ Basiretli duruşlarından وَلَا عَنْ دِينِهِمْ O dindarlıklarının kendilerine yüklediği o bilinç halinden irtidat etmediler. Hangi hususta? فِي اَنْ قَاتَلُوا ya da بِاَنْ قَاتَلُوا öyle takdir edebilirsiniz. Şu hususta irtidat etmediler. اَنْ قَاتَلُوا عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ Nebiyullahi hatta lahiku billah. Allah'ın peygamberinin, yani kendi peygamberlerinin çarpıştığı dava uğruna çarpışma hususunda en ufak bir irtidatta bulunmadılar. Hatta lahiku billah, Allah'a kavuşuncaya kadar. Ve kâle ibn-i Abbasin, ben biraz evvel bedel dedim de bedel değil, bi en gâtelü de takdir edince çok güzel. Yani mansubun binez'il hâtıb orası. Peki. Ve kâle ibn-i Abbasin, ki İbn Abbas bakın ve mestekanu'ya ne diyecek? Bizim meallerde de bu mana var arkadaşlar. Ve mestekanu yani ve ma tahashşa'u korkmadılar demektir. Ve kale Suddi ve İbn Zeyd, İbn Zeyd de Suddi de demiş ki ve ma zallu li'aduvihim. Düşmanlarına karşı zelil olmadılar. Yani korkmadılar ve zelil olmadılar demek boyun eğmediler yani. Meallere bakarsanız bu çokça çıkıyor. Yani düşmanlarına boyun eğmediler. Peki Vallahu yuhibbu sabirin, Allah sabredenleri sever. Ve ma kana kavluhum illa en kalu rabbena ufir lana zunubena ve israfena fi emrina ve sabbit aktamena. Geçmişteki peygamberlerin işte gevşeklik göstermeyen o ashabından bahsetmeye devam ediyor. Ve ma kana kavluhum, onların sözleri ancak şu idi. İlla en kalu, ancak şöyle demeklik idi. Öyle diyelim. Rabbena, Rabbena ufir lana zunubena ve israfena fi emrina. Rabbimiz, günahlarımızı bizim için bağışla ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla. Ve sebbit akdamena, ayaklarımızı sabit kıl. Vansurna alel kavmil kafirin, ve kafir kavme, topluma karşı bizi destekle, bize yardım et demek oldu onların yegane sözü. Ey lem yekun lehum hicira illa zalika. Arkadaşlar bu hicira kelimesi şu demekmiş. Kesratul kelami vel kavlus seyyi'u ey hezeyanun. Lem yekun lehum hicira. Onların öyle çok konuşmaları, bağırışmaları, çığırışmaları falan olmadı. İlla ancak ne oldu? Zalike. Bu sözü söylemeleri kendilerinden tahakkuk etti. Onlardan şöyle güzel bir Türkçe ile çevirelim. Onlardan en ufak bir sızlanma, en ufak bir bağırış, çığırış, en ufak bir hezeyan, en ufak bir saçmalama ifadesi duyulmadı. Sadece Rabbena fir lana zunubena ve israfena fi emrina ve sabbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin sözü duyuldu. Peki. Fe atahumullahu sevabed dünya. Allah Teala da onlara fe bu sebeple artık atahumullahu sevabed dünya. Dünya sevabını, yani dünya mükafatını verdi. O da nedir? Ey en nasra ve zafera vel afiye vel akibete. Allah onlara nusreti, zaferi ve mutlu sonu verdi. Ve husne sevabil ahira ve ahiret sevabının da güzelliği, ki o da cennet. Onu verdi. Ey cema'a lehum zalike ma'a hâze. Allah Teala onlara dünya sevabıyla birlikte, yani dünya mükafatıyla birlikte ahiret sevabını bir araya toplayarak her ikisini onlara verdi.
Vallahu yuhibbul muhsinin. Cenab-ı Hak muhsinin. Bak buradaki muhsin nedir işte? Ayetin bağlamla ilgisini kuracak olursak, peygamberinin yanında, hatta o öldürülse bile onun ardından düzgün duruş sahibi olmak. Muhsin burada bize bunu anlatıyor. Allah muhsinleri sever. Peki. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İn tuti'ullezine keferu yeruddüküm ala a'kabikum fetenkalibu khasirin. Ey iman edenler. Eğer inkar edenlere itaat ederseniz yeruddüküm ala a'kabikum. Onlar sizi ökçeleriniz üzeri geri döndürür. Bizde bir tabir var. Gerisin geriye döndürürler. De fetenkalibu khasirin. Hüsrana uğramışlar haline gelirsiniz. Hüsrana uğramışlar, kaybedenlere dönüşürsünüz. Peki, kaybedenlere dönüşürsünüz. Tam tuttu bu. Tenkalibu, inkalebe dönüşmek. Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin. Ama yani kafirler sizin efendim dostunuz değildir. Bel, buradaki idrak ne yapıyor? Önceki cümleyi olumsuzluyor. Yani ne demek bu? Kafirlere itaat etmeyin. Bilakis Allahu mevlaküm. Allah'tır sizin Mevlanız. Ve huve hayrun nasirin. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Şimdi burada yardım edenlerin en hayırlısıdır diye çevirmemizde bir sıkıntı yok. Şundan dolayı insan zahiren kafirden de yardım görüyor gibi olabilir. Şeyde ise ehsenul halikinde ise Cenab-ı Hak yegane yaratıcıdır. Orada ne diyoruz? Mahza güzel yaratandır. Diyoruz. Peki. Senulgi fi kulubillezine keferu er-ru'be. Burada özellikle mef'ulü ayırıyorum. Senulgi fi kulubillezine keferu er-ru'be bima eşrafu billahi ma lem yunzil bihi sultana. Önce parça parça yapalım. Senulgi fi kulubillezine keferu. İnkar edenlerin kalplerine salacağız. Ne? Er-ru'be. Korku salacağız. Neden dolayı? Bima eşratu billahi, Allah'a şirk koşmaları sebebiyle. Neyi? Ma lem yunzil bihi sultanen. Allah'ın hakkında herhangi bir delil indirmediği şeyleri, yani ilah olduğuna dair Allah'ın hakkında herhangi bir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmaları sebebiyle inkarcıların kalplerine korku salacağız. Ve mevahumun nar. Onların mevası, sığınağı ateştir. Meva, ateş sığınak olur mu? Tehekküm var burada diyor, değil mi? Ve bi'se mesvel metvel zalimin. Zalimlerin kalacağı yer ne kötüdür. Ve lekad salakakumullahu va'dehu iz tehussunehum bi'izni. Andolsun ki Allah size vaadini yerine getirmiştir. Yani Allah size vaadinde sadık olmuştur. Ne zaman? اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ. Onun izniyle o düşmanlarınızı, Uhud'da yani müşrikleri öldürdüğünüz vakit. Yani savaşın ilk yarısı. تَحُسُّونَ تَقْتُلُونَ demektir. Hasselerini almak demek. Karşıdakini öldürdüğünüzde onun hissiyatını alıyorsunuz. Canlılık bitiyor ya. تَحُسُّ oradan geliyor semantiğinde olan. Yani Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürdüğünüz vakit Allah size olan vaadine sadık kalmıştır. Yani size olan vaadini yerine getirmiştir. Galibiyet o vakit gerçekleşmişti. Sadakakumullahu fiilinin zarfı oluyor. İstehussunem. Onun için oraya bağlı. Hatta izâ feşiltum وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. Neticede اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. Neticede dağıldınız ve Resulullah'ın emri hususunda münazaa ettiniz, tartıştınız. فِي الْأَمْرِ فِي اَمْرِ رَسُولِ اللّٰهِ demektir o. Neticede dağıldınız ve Allah Resulü'nün emri hususunda tartıştınız. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. Allah size sevdiğiniz şeyleri gösterdikten sonra isyan ettiniz. Şimdi ben burada izahı ne yaptım?
amelden ilga ettim. İrab-ül Kur'an'lara bakarsanız bu böyledir arkadaşlar. Ya böyle yapacaksınız ya da ona bir cevap takdir edip hatta'ya şu manayı vereceksiniz. Nihayet manası değil. Siz dağılıp efendim Resulullah'ın emri hususunda tartışıp da Allah size sevdiğiniz şeyleri gösterdikten sonra isyan edince gulibtün, mağlup oldunuz. Mağlup oluncaya kadar yani Allah vaadine sadık kaldı demektir. Ama burada en kolay tevil izayı amelden ilga ediyorsunuz. Zait görüyorsunuz. Oldu mu? Bu hatta maddesinde Suyuti anlatıyor bunları arkadaşlar. Dolayısıyla bakın tekrar topluyorum. Andolsun ki siz Uhud günü düşmanlarınızı Allah'ın izniyle öldürdüğünüzde Allah size vaadine sadık kalmıştır. Vaadini yerine getirmiştir. Neticede dağıldınız, Resul'ün emri hususunda tartıştınız ve Allah'ın size sevdiğiniz şeyleri göstermesinden sonra isyan ettiniz. Minkum men yuridud dünya ve minkum men yuridul ahira. Sizden dünyayı arzulayanlar da vardı, ahireti arzulayanlar da vardır. Sümme sarafeküm anhum. Sümme dedi, hani o ilk yarıda galip geliyorlardı. İkinci yarıda ise öyle diyelim tabirimi hoş görün. Sümme daha sonra sarafeküm anhum. Sizi onlardan engelledi Allah. Sizin elinizi onlardan çekti. Onları size galip kıldı yani. Sarafeküm anhum demek bir şeyi bir şeyden çekmek. O zaman burada eli çekilenler kim? Sahabe oluyor. Sarafeküm anhum neden? Liyebteliyeküm. Sizi imtihan etmek için. Ve lekad afe anküm. Ama andolsun ki Allah sizi affetmiştir. Şimdi burada bakın tutup da yukarısını sadece ayetin dikkate alırsanız çok sahabeye karşı saygısız cümleler kurabilirsiniz. Allah burada sahabeye asaytüm diyor. Buradan bir yola çıkarak sahabeye karşı her türlü ihtiramsız cümleleri kurabilirsiniz. Ama unutmayın ki ayetin gerisi وَلَقَدْ اَفَا عَنْكُمْ diyor. Onlar Allah'ın bizzat kendisinin tescillediği affa mazhar olmuş insan. وَلَقَدْ اَفَا عَنْكُمْ. O açıdan bize bir şey de öğretiyor burası yani. Andolsun ki Allah sizi affetti. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Cenab-ı Hak müminlere karşı pek lütufkardır. Şimdi buraya kadar ancak okuyabiliriz herhalde. Sonra diğer ayetin mealini de yaparız inşallah. Peki. Ennehyu an ta'atil kuffari ve beyanu esbabi ma hasala fi Uhud minen nasri vel hezime. Kafirlere itaatin yasaklanması ve Uhud günü hasıl olan nusretin ve hezimetin sebeplerinin beyanı. Hem nusreti gördük hem hezimeti gördük. Bunun sebepleri neydi? Onları açıklayacağım. Yuhadziru ta'ala ibadahu'l mu'minina an ta'atil kafirina vel munafikina. Cenab-ı Hak Teala deyince Orhan Karmış Hoca aklıma geldi. Allah rahmet eylesin. Bu Konya Erbakan İlahiyat'ta diyelim. Orhan Karmış Hoca vardı. Bizim İmam Hatip son sınıflarımızla falan. Böyle ders yapardı. Hepsi ders yapıyor. Elinde. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri. Böyle bir vurgusu da vardı. O aklıma geldi şimdi. Cenab-ı Hak gani gani rahmet etsin. Güzel günleri de andık. Peki. Yuhadziru Teala ibadahu'l mu'minina an ta'atil kafirina vel munafikina. Allah Teala mümin kullarını kafirlere itaat etmekten ve münafıklara itaat etmekten sakındırıyor. Neden? Fe inne ta'atuhum turisur rada fid dunya vel ahireh. Zira kafirlere ve münafıklara itaat etmek dünya ve ahirette alçaklık getirir. Turisu yani netice verir, miras bırakır demiyoruz. Alçaklık getirir. Ve lehaza kâle teâlâ, işte Cenab-ı Hak bundan dolayı şöyle buyurdu. İn tuti'ul lezîne keferû yeruddûküm alâ a'kâbikum fetenkalibû hâsirîn. Mefhum. Sümme emarahum bi ta'atihi ve muvâlâtihi vel isti'âneti bihi ve tevekkülü aleyhi. Sonra Cenab-ı Hak mümin kullarına kendisine itaat etmelerini, kendisini dost edinmelerini, kendisiyle yardım dilemelerini
ve kendisine tevekkül etmelerini emretti de fekale teala belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin. Mefhum. Sümme beşşerahum bi ennehu seyulgi fi kulubi a'daihim el havfe minhum ve zillete lehum bi sebebi küfrihim ve şirkihim ma'a meddekharahu lehum fi ddaril ahireti minel azabi ven nekad. Sümme daha sonra Cenab-ı Hak beşşerahum mümin kullarına şu müjdeyi verdi. Bi ennehu seyulgi fi kulubi a'daihim el havfe minhum ve zillete lehum. Kendisinin müminlerin düşmanlarının kalplerine müminlere karşı korku ve müminlere karşı zillet duygusu salacağını haber verdi. Bunu müjdeledi. Ne sebeple müminlerin düşmanlarının kalplerine bu korkuyu salacak Allah? Bir sebebi küfrihim ve şirkihim. Yani inkar etmeleri ve şirk koşmaları sebebiyle müminlerin düşmanlarının kalplerine müminlere karşı korku ve zillet duygusu salacağını müjdeledi. Neyle birlikte? مَعَ مَدَّخَرَهُ لَهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ. O kafirler için ahirette biriktirmiş iddihara, depolamak demek de hazırlamak diyelim. Kafirler için ahirette hazırladığı azap ve ceza ile birlikte dünyadayken de müminlere karşı onların kalplerine korku salacağını efendim müjdeledi. O zaman ümmeti Muhammed'e buradan bir mesaj yok mu şimdi? Ümmet biz demiyoruz yani insanlar bizden korksun, biz şirret olalım, dünyaya korku salalım değil. Buradaki korku şu, Müslümanın heybetinden dolayı kendisine çeki düzen verecek. Bu duyguyu salacak Allah onların kalplerine. Ama burada bir ön şart var. Evvela Müslüman kendisi üzerine düşeni yapacak. Ondan dolayı. Bunun tam tersi ne? Bak şimdi müminler lehine kafirlerin kalplerine korku saldı Allah değil mi? Müminler lehine. Müminlere karşı onların kalplerine korku saldı. Tam tersini okuyalım. Allah birini sevdi mi de mesela Meryem suresinin son tarafı innellezine amenu ve amilussalihat seyec'alu lehumurrahmanu vudden. Yani kafirlerin kalplerine size karşı korku salan Allah sizi sevince müminlerin kalplerine de size karşı muhabbet salıyor. İman edip salih amel işleyenler için Cenab-ı Hak bir vud yaratacaktır diyor yani. Peki. Sümme emarahum bi taatihi belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin sümme beşşerahum. Nereye geldik Ali Rıza? Fekale değil mi? Fekale, ha Cenab-ı Hak kafirlerin kalplerine korku salacağını müjdeledi de fekale şöyle dedi. Senulqi fi kulubillezine keferu ru'be bima eşrakû billahi ma lem yunezzil bihi sultanen ve me'vâhumun nâr ve bi'se methbe zalimin. Şimdi biz ayeti meallendirdik. Ben burada bir usule dikkat çekeceğim. Allah'ın haklarında bir sultan, yani ilah olduğuna dair bir delil indirmediği varlığı Allah'a şirk koşmaları sebebiyle dedi. Peki Allah'ın haklarında delil indirmediği putları, peki Allah'ın haklarında delil indirdiği put var mı? Burada mefhum muhalif aranmaz. Vakıa böyle zaten. Dolayısıyla haklarında ilah olduğuna dair Allah tarafından delil indirilmiş Allah'ın zatından başka hiçbir varlık yoktur. Vakıa budur yani. Peki. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِحَيْنِ عَنْ جَابِرِ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ kâle. Bukhari ve Müslim'de Cabir bin Abdullah'tan gelen hadis-i şerifte Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuş. اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِ. Bana benden evvelki hiçbir peygambere verilmeyen beş şey verildi. Lem yu'tahunne cümlesi sıfattır orada. Bana benden evvelki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen beş şey verildi. Neymiş o? Nusirtu bir ru'bi mesirate şehrin. Bir aylık mesafeye korku salmakla nusirtu desteklendim diyor. Evet.
tüm zamanların en hayırlı ümmetiydin diyor ya, Arif Nihat Asya mı diyor onu? Hani bir şiirinin bir bölümünde ümmeti Muhammed. Cenab-ı Hak ne diyelim? İki yakamızı bir araya getirsin. Nusirtu bir ru'bi mesirate şehrin. Bir aylık mesafeye korku salmakla nusret olundum, desteklendim. Bir. İki. Ve cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahuran. Yeryüzü benim için namazgah ve temizleyici kılındı. Tahur, temizleyici kılındı. Üç. Ve uhillet liyel ganaimu. Ganimetler bana helal kılındı. Dört. Ve u'titu şefaate. Bana şefaat yetkisi verildi. 5. Ve kânen nebiyyü yub'atu ilâ kavmihi hâsaten. Benden evvel bir peygamber sadece kendi kavmine gönderilir idi. Ve bu'istu ilennâsi âmmeten. Ben ise tüm insanlığa gönderildim. 5 şey verildi dedi. Onları tadad etti. Evet arkadaşlar, tam 1 saat olmuş. Ve lekad sadakakumullâhu va'dehu iztahussûnehum bi'at. İltihasunun bir iznihi ayetinde inşallah kalalım. Önümüzdeki hafta buradan alalım. Şöyle bakıyorum. Yaklaşık evet. Tam bir derslik bir bölüm burası. Münasip oldu. Burada kalalım arkadaşlar inşallah. Allah'a emanet olun. Mübarek günlerdeyiz. Dersin girişinde de biraz işaret ettik. Dua eder, dua isteriz. Cenab-ı Hak şu 10 günler içerisinde her zaman öyle olduğu gibi Hazreti Peygamber özellikle tavsiye ettiğine göre şu 10 gün içerisinde kendisini hoşnut edecek daha fazla ameller yapabilmeyi bizlere muvaffak kılsın. Cenab-ı Hak inşallah Huccac'ın makbul dualarına efendim ortak dualarımız olsun. Onları da kabul etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.